Değerli öğretmenlerim, herkese merhaba. Geçen videoda bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik niteliklerden bahsetmiş ve bu psikometrik niteliklerin geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık başlıkları altında ele alındığından söz etmiştik. Buna göre ölçme işlemlerine karışan hata miktarı üzerinde durmuş ve geçerli ve güvenilir ölçme yapmanın ölçme işlemlerinde hata miktarını azaltmaktan geçtiğinden söz etmiş ve yine hatalara müdahale edebilmemiz için hataları 3 başlık altında ele almıştık. Buna göre hatalar sabit, sistematik ve tesadüfi hatalar olarak 3 başlık altında ele alınıyordu. Şimdi bu hataların hangilerinin geçerlilikle, hangilerinin güvenilirlikle ilgili olduğu, diğer bir ifadeyle hatalarla geçerlilik güvenilirlik arasındaki ilişki üzerinde duracağız. Bir ölçme işleminde geçerlilik bütün hata kaynaklarından olumsuz yönde etkilenmektedir. Diğer bir ifadeyle sabit, sistematik ve tesadüfi hatalar, yani tüm hata kaynakları geçerliliği olumsuz yönde etkilemekte. Geçerliliğin tanımını bir hatırlayalım. Ölçmek istediğim özelliği başka bir özellikle karıştırmadan doğru ve tam olarak ölçebilmem. Diğer bir deyişle ölçme amacıma hizmet edip etmemesiyle ilgiliydi ölçme aracının. Dolayısıyla sabit hatalar, yani her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalar veya sistematik hatalar, yalnızca belirli bir bireyin veya belirli bir grubun puanına karışan hatalar veya şansla ortaya çıkan, ne yönde ve ne kadar etki ettiğini bilemediğim hatalar beni ölçme işleminde amaçladığım özelliği ölçmekten uzaklaştırabilir. Dolayısıyla tüm hata kaynakları geçerliliği olumsuz yönde etkilemekte. Güvenilirlik ise yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenmekte, klasik test kuramına göre. Ölçmede 3 temel kuram bulunmakta: klasik test kuramı, madde tepki kuramı ve genellenebilirlik kuramı. Bu ifade, bu cümlem sadece klasik test kuramı için geçerlidir. Eğitimde ölçmenin uygulamaları genellikle klasik test kuramına göre olduğu için bu ifadeyi kurmayı tercih ettim. Güvenilirliğin tanımlarından bir tanesi de, hatırlayacak olursanız, ölçme aracından elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınıklık derecesiydi. Bir ölçme işleminde tesadüfi hata miktarının artması güvenilirliği, dolayısıyla geçerliliği de olumsuz yönde etkilerken, sabit ve sistematik hatalar klasik test kuramına göre güvenilirliği etkilememektedir. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili veya psikometri ile ilgili kaynaklara şöyle bir göz attığınızda şu cümlelerle karşılaşma olasılığınız yüksektir. Güvenilirlik geçerlilik için bir ön şart ya da ancak yeterli şart değildir, ya da bir testin güvenilir olması onun geçerli olacağı anlamına gelmezken geçerli olması aynı zamanda ya da büyük olasılıkla güvenilir olduğu anlamına gelir. Aslında bu iki cümlede de, bu iki ifadede de kastedilen şey aynıdır. Yani bir ölçme işleminde tesadüfi hatalardan arındırmaya ilişkin atacağımız bütün adımlar aynı zamanda geçerliliğe de olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Ancak bu yeterli değildir. Çünkü bir testten elde edilen puanların geçerli olduğunu söyleyebilmemiz için tesadüfi hataların yanı sıra aynı zamanda sabit ve sistematik hatalardan da arınık olması gerekir. Bir ölçme aracının geçerliliği, güvenilirliği diye bir şey yoktur. Ölçme araçlarından elde edilen puanların belirli bir grup için geçerliliği ve güvenilirliği diye bir kavram vardır. Ölçme araçlarının geçerlilik ve güvenilirlik verileri ya da diğer bir ifadeyle psikometrik nitelikleri belirli durumlara göre değişir. Şimdi onlara bakalım. Eğer ölçme işleminde amaç değişirse geçerlilik, güvenilirlik kanıtları değişebilir. Söz gelimi, bireylerin kişilik özelliklerini ölçmek üzere geliştirilmiş bir araç personel seçmek için kullanılırsa aynı geçerlilik ve güvenilirlik düzeyine sahip olmayabilir. Ya da üniversiteye öğrenci seçme sınavı bu amaç için geçerliyken başka bir amaç için, örneğin olimpiyatlara öğrenci seçmek için geçerli olmayabilir. Uygulama grubunun değişmesi halinde yine geçerlilik ve güvenilirlik kanıtları değişebilir. Ortaokul öğrencileri için geliştirilen bir araç, lise öğrencileri için geçerli olmayabilir. O nedenle örneklemden örnekleme geçerlilik ve güvenilirlik kanıtları farklılaşabilir. Standart ölçme araçlarında dil eskiyebilir. Çok uzun yıllar önce geliştirilmiş bazı testler olabilir. Dil eskiyebilir ya da
dilde değişmeler meydana gelebilir. Dolayısıyla da günümüz koşullarında söz gelimi 1980'li yıllarda geliştirilmiş bir test bugün 2022 yılında belki aynı geçerlilik ve güvenilirlik düzeyine sahip olmayacaktır. Bazen amacımız doğrultusunda maddelerde, sorularda, ifadelerde değişiklikler yaparız. Testlerde özellikle standart testler için standart testlerden bahsediyorum. Bu testlerde ya da alt ölçeklerde yapılan maddelerde yapılan değişiklik sonucunda yine geçerlilik ve güvenilirlik kanıtları değişebilir. Farklı kültürler bir kültürde geliştirilmiş bir ölçme aracı başka bir kültürde aynı geçerliliğe sahip olmayabilir. Bu nedenle farklı kültürler için yeniden geçerlilik güvenilirlik çalışmaları yapılır eğitimde. Kuramsal bilgi birikiminde değişimler meydana gelebilir. Yine standart testler için söylüyorum. Kuramsal bilgi birikimindeki değişmeler yeni bilgiler eklendikçe ölçülen özelliğin tanımlamaları değişebilir. Tanımlamalarına eklemeler ya da çıkartmalar olabilir. Bu durumda ölçme aracından elde edilen puanların geçerliliği ve güvenilirliği eğer önlem alınmadığı takdirde, revize edilmediği takdirde düşebilir. Geçerlilik ve güvenilirlik bir varlık yokluk sorunu değildir. Bu test geçerlidir ya da bu test güvenilirdir ya da bu test geçersizdir ya da güvenilmezdir biçiminde belirlemeler yapılmaz. Geçerlilik ve güvenilirlik bir derece sorunudur. O nedenle yüksek düzeyde geçerli ya da güvenilir, orta derecede geçerli ya da güvenilir, düşük derecede geçerli ya da güvenilir tanımlamaları yapılır. Bir ölçme aracının puanlarından yapılan değerlendirmelerin doğruluğu araştırma gerektirir, bilimsel araştırma gerektirir. Bu puan gerçekten bizim ölçmek istediğimiz özelliği ölçüyor mu? Aracın ölçmek istediğimizi ölçüp ölçmediği bir araştırma işi. Araştırma ile değerlendirmenin doğruluğu incelenir. Bir testin özellikle standart testler için adının şöhretli olması, yani dünya çapında bilinen bir ölçme aracı olması veya ülke çapında bilinen bir ölçme aracı olması, o araçtan elde edilen puanların geçerli ve güvenilir olduğu anlamına gelmez. Modern test kuramına göre geliştirilen testler eleştiriye açıktır. Böylece testlerin niteliği gelişir, daha iyiye doğru, daha doğru bir biçimde ölçme yapar hale gelir. Geçerlilik ve güvenilirliği belirlemeye yönelik yöntemler genellikle korelasyon tekniğine dayanır. Bu nedenle burada, bu noktada geçerliliği ve güvenilirliği doğru anlayabilmek açısından kısaca korelasyonun ne olduğu, bu kavrama genel bir bakış atalım. Korelasyon, kelime anlamı itibariyle İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime ve correlation yani relation ilişki, co öneki ona karşılıklı birlikte ilişkili olma durumu anlamı katmakta. Teknik tanımla en az iki değişken arasında karşılıklı bir ilişki bulunup bulunmadığı, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönü ve miktarı hakkında bilgi veren katsayıdır. R ile sembolize edilir. Rize'nin R'si. Örneğin öğrencilerin derse ilişkin matematik tutumları ile ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır sorusuna korelasyon tekniğiyle bakılır. Ya da öğretmenlerin ders saati yükleri ile iş doyumları arasında bir ilişki var mıdır sorusu yine korelasyon ile çözümlenebilecek bir sorudur. Saç uzunluğu ile zeka arasında bir ilişki var mıdır yine benzer bir örnektir. Korelasyon -1 ile 1 arasında değişir. Orta nokta 0'dır. -1 ile 1 arasında sonsuz birim bulunur matematiksel açıdan. Ancak genellikle birimlerde kullanışlılık ilkesi gereği negatif korelasyonda 100 birim, pozitif korelasyonda 100 birim, 0 ile birlikte toplam 201 birimlik skala üzerinden değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve miktarı hakkında belirleme yapılır. 0'dan 1'e kadar olan kısma pozitif korelasyon adı verilir. Pozitif korelasyon, değişkenler arasında doğru orantılı ilişki olduğu anlamına gelir. Örneğin, çalışma süresi arttıkça başarı da artıyorsa veya çalışma süresi azaldıkça başarı da azalıyorsa, aralarında doğru orantılı bir ilişki olduğundan pozitif bir korelasyon çıkması beklenir. Ya da gelir ile tüketim arasında
pozitif bir korelasyonun olması yine beklenir. -1 ile 0 arası negatif korelasyon olarak adlandırılır. Tahmin edeceğiniz üzere negatif korelasyon ters orantılı ilişki anlamına gelir. Yani değişkenlerden birinin düzeyi artarken diğerinin düzeyi azalıyorsa aralarında ters orantılı bir ilişki var demektir. Diğer bir ifadeyle negatif bir korelasyon var demektir. Söz gelimi ders çalışma süresi arttıkça dikkat azalıyorsa aralarında ters orantılı bir ilişki olduğundan negatif bir korelasyon değerinin katsayısının çıkması beklenir. Ya da yükseklikle sıcaklık arasında yine negatif bir korelasyon olması beklenen bir durumdur. -1 de artı 1 de mükemmel ilişki demektir. Artı 1 mükemmel doğru orantılı ilişki, -1 ise mükemmel ters orantılı ilişki demektir. 0 ise ilişki yok ya da bazı kaynaklarda bu duruma mükemmel ilişkisizlik adı da verilir. Söz gelimi biraz önceki örnekte saç uzunluğu ile zeka arasında 0 korelasyon çıkması beklenen bir durumdur. Ya da ayakkabı numaraları ile bireylerin gelirleri arasında korelasyonun 0 çıkması beklenen bir durumdur. Ne olursa bir artı bir korelasyon çıkar. Yani mükemmel pozitif korelasyon çıkar. Değişken X bir seri olarak artarken değişken Y de mükemmel bir biçimde artıyorsa ikisi arasında doğru orantı mükemmel demektir. Dolayısıyla da artı bir korelasyon değeri elde edilir. Diğer taraftan -1 hangi durumda ortaya çıkar? Değişken X artarken değişken Y de mükemmel bir biçimde azalıyorsa aralarındaki ters orantı mükemmel olduğundan korelasyon katsayısı -1 olarak çıkar. Sıfır korelasyon nasıl çıkar? Hangi durumlarda sıfır korelasyon olur? Değişken X artsa da azalsa da değişken Y sabit kalıyor veya artma ya da azalma eğilimi göstermiyorsa iki değişken arasındaki korelasyon katsayısının 0 çıkması beklenir. Korelasyon katsayısı hakkında kabaca iki tür yorum yapılması gerekmektedir. 1. Korelasyonun yani karşılıklı ilişkinin yönü ki bununla kastettiğimiz pozitif mi negatif mi olduğu. İkincisi ise ilişkinin miktarı. Genellikle üçlü bir sınıflama kullanılır alan yazında. Düşük, orta, yüksek gibi. Yani ilişki düşük, ilişki orta, ilişki yüksek gibi. Yön kolay. Önünde sayısal değerin yani korelasyon katsayısının önünde herhangi bir sembol yoksa veya artıysa pozitif korelasyon. Negatif bir değer varsa negatif korelasyon. Bu kolay. Peki miktar için biz ne söyleyeceğiz? Yani korelasyon katsayıları kaçla kaç arasında olursa düşük, orta veya yüksek olarak nitelendirmek gerekiyor. Bunun kesin sınırları yok ama literatürde kabul edilen aralıklar genellikle şu şekildedir. Artı ya da eksi fark etmez. Korelasyon katsayısı 0 ile .29 arasındaysa düşük korelasyon. Artı ya da eksi fark etmez yine .30 ile .70 arasındaysa orta düzeyde bir korelasyon. Ve yine artı eksi fark etmez. .71 ile 1 arasındaysa yüksek düzeyde bir korelasyonun varlığından bahsedilir. Diğer bir ifadeyle 0 ile .30 arasındaki bir ilişki düşük pozitif. 0 ile eksi .30 arasındaki bir ilişki de düşük negatif. .30-.70 arası orta pozitif. -0.30-0.70 arası orta negatif. -0.70 ile 1 arası yüksek pozitif ve -0.70 ile 1 arası yüksek negatif olarak tanımlanır. Böylece gördüğünüz üzere korelasyon katsayısı ile ilgili hem yön hem de miktar belirtilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki korelasyon katsayısı mutlak değer olarak değerlendirilmelidir. Yani korelasyonun negatif ya da pozitif olması büyüklük ifade etmez, yalnızca yön bildirir. Bir korelasyon katsayısının pozitif olması iki değişken arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu, negatif olması ise ters orantılı bir ilişki olduğu anlamına gelir demiştik. Dolayısıyla burada korelasyon katsayısının yüksekliği ya da düşüklüğü artı eksi 1 ile 0'a uzaklığı ile ilgilidir. Bir korelasyon katsayısı artı ya da eksi 1'e yaklaştıkça artar,
sıfıra yaklaştıkça azalır. Söz gelimi, iki değişken arasında x ile y arasında .60'lık bir korelasyon var. Bir başka z ile t değişken arasında eksi .60'lık bir korelasyon varsa bu ilişkinin miktar olarak birbirine eşittir. Yalnız biri doğru orantılı, yani orta pozitif bir korelasyon, diğeri ise orta negatif bir korelasyon anlamına gelir. Diğer bir nokta, değişkenler arasında bir korelasyon değerinin bulunması demek, değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi var anlamına gelmez. Yani bir korelasyon katsayısı ile neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. Bazen mantıken biz biliriz ki, muhakemesel akıl yürütme yoluyla biliriz ki, değişkenler arasında bir neden-sonuç ilişkisi varmış gibi görünebilir. Söz gelimi, biraz önce verdiğim örnekler içerisinde gelirle tüketim arasında bir ilişkiden bahsetmiştik. Elbette biz biliriz ki gelir arttıkça tüketim artar veya gelir azaldıkça tüketim azalır. Fakat biz yine de elbette burada neden durumundaki değişkenin gelir olduğunu biliyor olmamıza rağmen yine de korelasyon katsayısına bakarak tüketimin sebebi gelirdir diyemeyiz. Bunu diyebilmemiz için başka araştırma desenleri kurgulamamız gerekir. Yani değişkenler arasında doğru orantılı bir ilişki olması veya ters orantılı bir ilişki olması değişkenler arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulabileceği anlamına gelmez. Şimdi geçerlilikle ilgili sınıflamalara bakalım. 1930'lu yıllarda başlayan bir tartışma var geçerlilikle ilgili aslında ve 1950'li yıllarda Kronbach ve May'in önderliğinde olduğu, biraz daha başat olduğu tartışmalar, çeşitli toplantılar, bilimsel toplantılar var. Bu yapılan çalışmalar 1974 yılında APA tarafından, Amerikan Psikoloji Birliği tarafından kabul görmüş bir sınıflama var ve 1974'ten beri geçerlilik sınıflaması şu anda ekranda görmüş olduğunuz biçimde yapılmakta. Buna göre geçerlilik, tek bir bakış açımız yok geçerliliğe, birden fazla bakış açımız var. Geçerlilik bu bağlamda kapsam geçerliliği, ölçüt dayanaklı geçerlilik ve yapı geçerliliği olmak üzere 3 başlık altında ele alınmakta. Ölçüt dayanaklı geçerliliğin kendisi bir geçerlilik türü değil. Yani görgül, ampirik kanıt üreteceğimiz bir tür değil. Yordama geçerliliği ve zamandaş geçerliliğin şemsiye kavramı. O nedenle kapsam geçerliliği, yordama geçerliliği, zamandaş geçerlilik ve yapı geçerliliği olmak üzere toplam 4 geçerlilik türü olduğunu söyleyebiliriz. Kapsam geçerliliğiyle başlayalım. Kapsam geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Yani eğer testi geliştiren kişi, eğer örneğin bir öğretmen başarıyı ölçecekse, geçerlilikle ilgili zihnindeki öncelikli problem kapsam geçerliliğidir. Eğitimde öğretmen bir program dahilinde önceden belirlenen davranışları kazandırmayı amaçlar. Belirli bir zaman sonra da bu davranışların ne kadarının kazanılıp ne kadarının kazanılmadığını elbette belirlemek ister, denetlemek ister, kontrol etmek ister. Öğretmen bu belirleme doğrultusunda geliştirdiği testte öğretime konu olan içeriğin testte ne ölçüde temsil edildiğini belirlemek durumundadır. Bu anlamda kapsam geçerliliği bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derecede kapsadığıyla ilgilidir. Ne amaçla kullanılırsa kullanılsın, test kapsamı açısından ölçmeye konu olan davranışları yeterli ve dengeli bir biçimde temsil etmelidir araç. Temsil etmezse ne olur? Hepimizin öğrencilik yaşamında başımıza gelmiştir. O kadar çalıştık. 4 tane konu vardı, 5 tane konu vardı. Öğretmen gitti bir yerden sordu durumu olur. Bir testin kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunu söyleyebilmemiz için iki kriterin karşılanması gerekir. Bunlardan birincisi, testteki soruların ya da maddelerin ölçülecek davranışlar evrenini, konu kapsamını, içeriği yeterli ve dengeli bir biçimde ölçüyor olması ve her bir sorunun maddenin ölçmek istediği özelliği, kazanımı, davranışı doğrudan ölçüyor olması. Başka bir özellikle karıştırmadan kazanımla doğrudan ilgili olması gerekir. Ve bir testin kapsam geçerliliğinin yüksek olduğunu söylenebilmesi için bu iki kriter birden karşılanmalıdır. Şimdi burada
bir nokta üzerinde vurgu yapmak istiyorum. Öğretmen 4 tane ünite işlemiş olabilir ve bu 4 ünite kapsamında ölçme ve değerlendirme yapıyor olabilir. Sorduğu sorular bu 4 üniteye eşit bir biçimde yansıyacak diye bir şart yoktur. Dikkat edilirse yeterli ve eşit demiyoruz, yeterli ve dengeli diyoruz. Çünkü ünitedeki kazanım sayıları üniteden üniteye değişmektedir. Ya da bir ünite için harcanan süre, dolayısıyla bu davranışla ilgili elbette kazanımla ilgili, diğer bir ünitenin söz gelimi 2 katı olabilir. Dolayısıyla öğretmen yapacağı sınavda 2 katı olan ünite, kazanım sayısı 2 kat olan üniteden elbette doğal olarak testte de 2 kat soru sorması olağandır, doğaldır. O nedenle dengeli bir biçimde ölçmesi önemlidir. Ve aynı zamanda davranışların, özellikle kritik davranışların ölçülmesinin ihmal edilmemesi açısından önemlidir. O nedenle yeterli ifadesini kullanmamızın nedeni budur. Değerli öğretmenlerim, bu video için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.